Merhaba arkadaşlar. Az önce bir şafak operasyonu gerçekleştirdik. Hatta şafak operasyonu 2. Çünkü geçen sabah, hayır bu sabah, pardon günler karıştı. Bu sabah kort arttırma vardı ve arkadaşımıza ders seçmemiz gerekiyordu o köyde olduğu için. Tabii çok hızlı olmamız gerekiyor. O esnada hani diğer seçtiğimiz dersler de alınabilir falan filan o moddayız. Neyse ki hızlı olduk ve o dersi aldık. Tabii o sırada tabii birkaç badire atlattık. Biz dersi aldık, sonra onayı kaldırdık. Başka bir ders almak isterken asıl almak istediğimiz dersi bir başkası bizden aldı falan filan derken en sonunda biz arkadaşımla beraber aldık o dersi. Sonra akşam oldu. Biz hani şey öğrendik. Hala kaç tane seçmeye ders alacağımızı bilmiyoruz. Normalde hani bizim almamız gereken kredi 30 ama alttan dersin falan varsa da 40 kredi oluyor. 10 kredi alttan alma şeyim var. Hakkın var. Tabii ben şöyle düşünüyorum, hani 40'a tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Hani 3 tane seçmeli alayım. Zaten bir tane seçmem de şey olsun. Ben bu sene yaz okulu aldım. Yaz okulunda aldığım ders Türkçe. Bizim bölümdeyse o ders İngilizce. Aldığım o derste hani onun şeyini tamamlar. Kredisini tamamlar. Yani böylelikle şeyimi de tamamlamış olurum diyorum. İngilizce kotamı da tamamlamış olurum diyorum. Ama öyle değil mi? Sadece bir tane seçmeli ders seçebiliyormuşuz. Ve ben bir tane seçmeli dersi bırakmak zorundayım. Şimdi onayı kaldıramıyorum. Neden? Çünkü o sırada bir başkası alabilir. Çünkü herkes pusuda yatıyor, tamam mı? Sen anında kaldırdığında direkt saliseler içinde ders gidebilir. Bu yaşandı yani kaç kere. Arkadaşlarımız da yaşadı zaten. Sonra kaldıramıyorum. Danışmanlarımız çıkartacak ekle çıkar haftasında. Hani bu sefer de şey diyorum ya, daha çok istediğim dersi çıkartırsa hoca. Böylelikle biz gece bir operasyon düzenledik. Bu operasyonda da biz arkadaşımla beraber aynı anda dört arkadaş aynı anda gireceğiz. İkimiz çıkartacağız. Diğer iki kişi de bizim çıkarttığımızı alacak. Ama çok hızlı olmamız lazım. Çünkü başkası alabilir. Tabii biz 3 saniye içerisinde ben onayı kaldırdım. Dersi çıkarttım, onayladım. O sırada arkadaşlar onayı kaldırdı. Ders aldı, onayladı. Allah'a şükür ki bir sıkıntı olmadı. Herkes mutlu. Sonunda hallettik. Herkesin gönlü oldu yani sonuç olarak. Öyle değişik bir operasyon gerçekleştirdik. Böyle bir anımız ya. Bu ders seçim esnası gerçekten çok sıkıntılı oluyor. Çünkü derslerde kota olduğu için ya illaki istediği alana yönelemeyen insanlar oluyor. Bu çok sıkıntı oluyor o yönden. Ya bilmiyorum nasıl olacak. Aslında hocaları da anlayabiliyoruz. Şöyle şimdilik tamam, hani dönem olarak 90 kişi diyelim. Ama tabii alttan alanlar şunlar bunlar bayağı yüksek oluyor. Ve böyle bir durumda da şimdi 50 kişilik kota açarsam bir bölüme her türlü sıkıntı. Her açıdan sıkıntı. Çünkü çok fazla kişi olsa bu sefer hocayla birebir iletişimde sıkıntı yaşayacaksın. Çünkü seninle mi ilgilenecek, diğerleriyle mi ilgilenecek? Ya da şöyle, tabii ki de ilgilenir. Ama şöyle bir durum var. Sana mesela 20 kişiyken yarım saat ayırabilecekken 50 kişiyken 15 dakika falan ayırabilecek. Bu da senin dezavantajın olan bir şey olacak. Ama diğerleri de mesela almak istiyor, alamıyor. O da onun için üzücü bir durum. Bilmiyorum, her şey çok karışık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Umarım şu an beni duyuyorsunuzdur. Şimdi hastaneye geldim. Kapısının önündeyim ama babam bekliyorum. Hala gelmedi. Neredeyse yarım saattir onu bekliyorum. Dükkan şurada 5 dakikada gelecek yani. Tamam trafik var da yani. Ben de nereden gelmişim dolmuşla. Oh, şuradan şuraya gelemedim arabayla. Yarım saattir bekliyorum. Sinirlendim biraz. İşim var, ben niye çağırıyorum değil mi? Her neyse. Küçük adaya mı? Küçük adaya mı? Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dün gece bir badire atlattık. Neyse ki onun şeyliği var şimdi abi, gece o değil, bir yağmur yağdı, size anlatamam. Uykumdan uyandırdı, uyandım, camları falan kapattım, balkon camını kapattım içeri yağmasın diye. Sonra bir daha yattım ama o sesi efsane uydum anlatamam şimdi. Erken kalkmasaydım bu sabah, hemen ses yapmasaydı uyurdum bayağı da. Neyse, hava çok güzel sonunda. Yani yazı da seviyorum ben. Ben her mevsim insanıyım ama ben daha çok yazı deniz kenarında, kışı her türlü seviyorum. Çünkü yazın deniz kenarında desem böyle bir bunalıma girebiliyorum ama. Evet, yazın deniz kenarında olmazsam bence yazı hiç sevmiyorum. Ama deniz kenarındayken sevmiyorum abi gibi. Kışı her türlü seviyorum. Soğuğu seven bir insanım ben. Ben sıcak sevmiyorum, soğuk seviyorum.
Öyle böyle bilgiler veriyorum kendimden size ara ara. Böyle. Siz de anlatın bana kendinizi. Seviyor musunuz? Yaz insanı mısınız? Kış insanı mısınız? Söyleyeyim bakalım aşağıda bir yerlerde. Şöyle. Merak ettim. Hala gelemedi. Bir saattir yolu kesiyorum. Hala gelemedi. Arkaya bakıyorum. Arkadan mı gelecek? Arkadan mı? Allah'tan yoldaydım. Yani. Allah'tan. Çıktım yoldayım biliyorum. Bu trafiğe çoktan gelmiş olması lazım. Yalan işte de. Kesin işi vardı da beni erkenden çağırdı. Neyse gelince bir farkımız var. Öyle işte arkadaşlar. Az önce ben şimdi geldim demişim ama şimdi falan gelmedim yani. Saat önce geldim. Az önce babama da gördüm. Arkadan yukarı çıktı. Buralarda çok park yeri olmuyor. Direkt arka taraftan yukarı çıktı. Ben de önüne doğru gideyim bari. Sıkıldım bekle bekle. Şu an çok mutsuz ve çok sinirliyim. Bilgisayarım gene bozuldu. Ve bu sefer umarım düzelir diyeceğim. Uf, benim salaklığım yüzünden ama hiç böyle bir şey olacağını düşünmedim. Dün gece çok yağmur yağdı, şimşek falan çaktı dedim ya. Ben de bilgisayarım zarar görmesin, elektrik falan kesilir diye güya fişleri çektim ama şarj aletini bilgisayardan çıkartmadım. Yani ne bileyim böyle olacağını. Umarım anakart falan filan yanmamıştır. Yandıysa ben ne yapacağım hiç ama hiç bilmiyorum. Her şey üst üste geliyor. Yemin ederim şu an çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Bir şey de her şeyde böyle üst üste gelmez ki arkadaş. Bari bir şey iyi gitsin yani. Bir şey iyi gitsin. Hani geliyoruz hevesle oturuyoruz şuraya. Yok yani. O da yok. Kıracağım yemin ederim. Kendime yeni bir bilgisayar alayım. Almak nasip olsun bana bir bilgisayar. Ortadan ikiye kıracağım bunu. Hiç umurumda değil. Ne oluyorsa olsun. Yok ona vereceğim. Yok buna vereceğim. Yok satayım. Hiç ondan gelecek hayrı istemiyorum. Ortadan ikiye kıracağım. Böyle bir şey olur mu ya? Ne çektim şu lanet olası bilgisayardan ya. i5 7. jenerasyon. Zaten onlar kalmadı şu an ama almayın. Asla almayın. 5'inde dersler de başlıyor. Ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Sağlık olsun da demek istemiyorum. Sağlık da olmasın. Hiçbir şey olmasın. Hiçbir şey olmasın. Hiçbir şey istemiyorum. Bak yine sinirlendim bak. Ben şu bir telefonu birazcık şarj edeyim de ondan sonra ben bir defolup gideyim bu arada. Kafama dağıtayım. Bu ne ya? Of. Uzun ya. Çalacağım. Ben ne şey yaptım? Neden gülüyorum? Uzay. Uzay. Anneciğim. Sonra görüşürüz. Umarım bir sonraki açtığımda bu kamerayı modum yüksek olur. Yoksa gerçekten her şey daha bu kadar olabilir. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Size dışarı çıkarsam haber vereyim ya da çıkmazsam da haber vereyim demiştim. Dışarı çıktım. Bu görememekte olmuş olduğunuz arkadaşım Cem. Nasılsın Cem? Kebap. Anahtar kelimeler bunlar. Kadayıf Cemciğim, kadayıf. Neyse. Birazcık dolaştık ama yağmur yağıyor gibi. O yüzden şimdi eve gidiyoruz. Değil mi? Ama şu an pek görünemiyoruz. Cem, bu benim kanalıma atacak olduğum ikinci videonun bir kesiti. Ne demek istersin? Kebap. Başka? Kadayıf. Peki üçüncü ama farklı bir şey. Onu daha bulamadım. Ya salak ya. Dolmuş da gelmiyor. Kurtulamadım şundan. Tamam hadi bitir. Kes. Tamam hadi görüşürüz sonra.